tabii ki geminin deposunda sıkıntı çekiyor. Aynı gemide olmak tabii ki bunun altını çizmek istiyorum. Yani ikinci sorunuz hazinenin borcu ile ilgili. Faiz yükünün, bu iç borcun faiz yükünün ana paranın üstüne çıktığını söyledim. Maalesef bu sağlam nokta ciddi anlamda zayıflamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı, sanırım kabine toplantısı sonrası işte aynı gemideyiz. Batarsak hep beraber batarız diyerek topluma bir fedakarlık çağrısında bulundu. Tabii biz millet olarak çok fedakar bir milletiz. Sıkıntıları hep beraber göğüslemekte, dertte ve tasada bir olmakta, sorunları paylaşmakta herhalde bizim kadar özverili, fedakar bir millet yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu dertleri, sıkıntıları paylaşmakta bizim milletimiz hiçbir zaman bir tereddüt göstermemiştir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısının bir anlam ifade edebilmesi için iki tane koşulun gerçekleşmesi lazım. Birinci koşul, yaşamış olduğumuz sıkıntıların bu iktidarın tercihlerinden, kararlarından, uygulamalarından bağımsız sebeplerle ortaya çıkması lazım. Yani ortada bir doğal afet olsa, bir felaket olsa, bir deprem olsa, 1999 yılında bu ülke bir deprem yaşadı. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya kalsak, biz deriz ki dişimizi sıkalım, fedakarlık gösterelim, bu sıkıntıları da beraber aşalım. Ama bu sorunlar hükümetin kendi tercihlerinden kaynaklanıyor. Şimdi ikinci koşul, nimet külfet dengesinin adil bir şekilde dağıtılması lazım, paylaşılması lazım. Yani nimet külfet dengesinin adil olması lazım. Şimdi biz nimet külfet dengesinin adil olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Hayır, söyleyemiyoruz. Niçin söyleyemiyoruz? Bir şekilde devletin vergilerinden veya Merkez Bankası olarak para basarak, enflasyon yaratarak yine topluma ödetiyorsanız, dar gelirli kesime ödetiyorsanız, oradan aldığınız kaynağı götürüp bir avuç mudiye veriyorsanız, biz burada nimet külfet dengesinin adil olduğundan bahsedebilir miyiz? Bakın Türkiye'de mevduat sayısının %0,4'ü mevduat tutarının %66'sına sahip. Yani 1 milyon lira ve üzerinde mevduata sahip olan mudilerin sayısının toplam mudiler içerisindeki payı %0,4. Şimdi siz topladığınız kaynakları böyle kullanıyorsunuz. Biz burada nimet külfet dengesinin adil olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi Merkez Bankası faiziyle, politika faiziyle işte enflasyon arasındaki farkı bahsettim. Şimdi siz burada kaynağı kime transfer ediyorsunuz? Faiz lobisi diye yıllarca itham ettiğiniz kesimlere transfer ediyorsunuz. Bakın bankaların karı %450'ye yakın artıyor. Bakın yeni revize edilen asgari ücret açlık sınırının 1400 lira altında. Açlık sınırı 6800 liranın üzerinde. Asgari ücret 5500 lira. Şimdi siz toplumun, çalışanların %70'ine yakınını asgari ücrete mahkum etmişseniz, bu yılın ilk çeyreğinde iş gücünün milli gelirden aldığı pay ne kadar? %31,5. Şimdi siz iş gücünün payını 7 puandan fazla, 7,5 puan aşağıya çekmişsiniz. Burada nimet külfet dengesinden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Yani dolayısıyla ortada nimet külfet dengesi adil bir şekilde oluşmamışsa, hatta iktidarın tüm uygulamaları bu dengeyi dar ve sabit gelirler aleyhine bozuyorsa ve bu yaşamış olduğumuz sıkıntılar da hükümetin hatalarından, yanlışlarından, inat ve ısrarından kaynaklanıyorsa, topluma böyle bir fedakarlık çağrısının bir anlamı yok. Aynı gemide olabiliriz ama bir kısım insanlar geminin güvertesinde tabiri caizse keyif sürüyor. Bir kısım insanlar da tabii ki geminin deposunda sıkıntı çekiyor. Özellikle toplam borcunun 3.6 trilyon liraya çıktığını, borcun faiz yükünün, bu iç borcun faiz yükünün
ana paranın üstüne çıktığını söyledim. Türkiye 2013 yılında yatırım yapılabilir ülke notu aldığında bu oran 110'a kadar düşmüştü. 110. Bakın 900'e kadar çıktı geçtiğimiz haftalarda. 900'e kadar çıktı ki bu tarihi rekordur. Sonra biraz gevşedi 700'lere doğru. Fakat tekrar Merkez Bankası'nın işte geçen hafta atmış olduğu o yanlış adımlardan sonra tekrar 800'lere doğru çıktı. Yani bu ne demek? Amerika Birleşik Devletleri hazinesi bugün 10 yıllık borçlanmasını %3'ten yapıyorsa sizin en iyi ihtimalle işte %11, yani %3'ün üstüne bir de %8 risk primi vermeniz gerekiyor. İşte bir 6 puan artması, yani 150 yerine 800 olması, 6 puan artması bütçeye yaklaşık ülkeye 600 milyara yakın bir yük getiriyor. 600 milyar az rakam mı? İşte 2 milyon çiftçiye verilen destek 40 milyar. Yıllık destek 40 milyar. Onun 15'i katı kadar bir yükü siz yanlış kararlar yüzünden risk primini artırarak bu milletin, bu ülkenin sırtına yüklüyorsunuz. Yani kur korumalı mevduatın bu uygulama 21 Aralık'ta açıklandı biliyorsunuz. 20 Aralık'ta açıklandığından bir gün sonra 21 Aralık'ta Genel Başkanımız Polatlı'da yine böyle bir ticaret odası toplantısında dedi ki bu kur korumalı mevduat devletin hazinesinin dibine yerleştirilmiş bir dinamittir ve devleti batırma projesidir. Ve emsali de örneği de rahmetli Turgut Özal'ın dövize çevrilebilir mevduat hesaplarından verdi. Çünkü rahmetli Özal da dövize çevrilebilir mevduat hesapları kapatılırken, sonlandırırken geniş bir basın toplantısı yapmış. Ve o toplantıda çok ciddi uyarılarda bulunmuş. Gelecek nesiller bir daha aynı hataları yapmasınlar diye çok teferruatlı bir basın toplantısı yapmış. Ama maalesef işte ibret alınmadığı için, ders alınmadığı için aynı hataları tekrar tekrar edip duruyoruz. Döviz kurları bu seviyede giderse, bakın 4,5 ayda 141 milyar ödeme yapılmış. Kurlar bu seviyede giderse maalesef 300 milyarı geçeceği tahmin ediliyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Hiçbir işe yaramayan, hiçbir sorunu çözmeyen, hatta tam tersine sorunları büyüten, artıran bir uygulamadır bu. Kura hassasiyeti yükselten bir uygulamadır. Şimdi siz buraya kaynakları aktarıyorsunuz. Bu aynı zamanda da işte biraz önce söylediğiniz gibi, yani insanlar yatırım yapmak yerine, üretim yapmak yerine, sermayesini, kazancını verimli faaliyetlere tahsis etmek yerine böyle kolay gelir kapılarına, kolay rant kapılarına yönlendiriyorlar. Neresinden bakarsanız bakın tam anlamıyla bir fecaattir.